Uf. Projeye bak. Abi bu adamlar çıldırmış olmalı. Bak Türkçe ne diyor? Kendi büyük robot ürünlerini piyasaya sürmeye ve kendi jetonlarıyla ticaret. Abi siz çıldırmış olmalısınız. Böyle bir proje yok piyasada. <laughs> <laughs> ya değerli arkadaşlar sizlerden geldi. Bu birkaç kişi gelince ben de mecbur videosunu çekmek zorunda kaldım. Böyle bir güzel bir giriş yapayım dedim. Şimdi projemizle alakalı. <laughs> Daha doğrusu aslında buna proje demek birazcık şey olur ama projelere bu sefer hakaret etmiş oluruz. Proje değil öyle sallamazsın yine bir şeyler yapmış bu değerli arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar Türkler bunu yaptı diyor. Çünkü Türk'üz biz bilmem ne gibisinden Telegram gruplarında yorumlar yapılıyormuş. Kimisi de yabancı menşeli olduğunu söylüyor. Onun tam netleştiremediğimden dolayı çok fazla o konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ama bu proje ile alakalı hemen buradaki görselleri ve detayları inceleyebilirsiniz. Hemen bir de şunu söylemek istiyorum. Buradaki fotoğraf bak şurada var ya dız oturuşu var. Böyle elleri çökmüş bir dız oturuşu var. O bile free şekilde bulunmuş arkadaşlar. Bakın orijinali zaten görselim burada. Adam onu bile ücretsiz indirmiş. Yani ya ulan bari birazcık şey yap hani... Nasıl diyeyim sana Paraya kıy biraz bak. Madem dolandırıcısın, birazcık vizyonlu dolandırıcı ol. Veya ne bileyim kaliteli bir dolandırıcı ol. Ben hep söylemişimdir bunu. Ben Elin Avrupalı'sının dolandırıcılarına bayılıyorum abi adamlara. Adamlar vizyonlu dolandırıcı. Hani bir şeyi dolandıracakları zaman bile Adamların bir vizyonu var. Çıtayı yükseltebildikleri kadar yükseltiyor. Şimdi büyük ihtimalle şimdi bir kanıya vardı. Bunlar bizimkiler büyük ihtimalle. Ya bizim bir aynen büyük ihtimalle bunlar bizimkiler. Bunu bile dız oturuşunu bile bedavaya indirip şu iki fotoğraf dız oturuş hani bildiğin. Konumuz buradan hemen aşağı inelim. Şurada sizlere fotoğraf paylaşmışlar arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz şu fotoğraflar var ya. Bu fotoğraflar da sanki kendilerininmiş gibi gösteriyorlar. Bunlar tamamen değil yani. Bunlar onlarla alakalı bir bağlantısı olmayan fotoğraflar. Bunlar alakalı detayları sizlere paylaştığımızda Unreal Engine 5 var arkadaşlar. Daha sonra Unreal Engine var. Bunun 5. sürümü, son sürümü bir oyun motoru. Bugün PUBG veya birkaç tane daha doğrusu binlerce oyun birkaç tane demeyeyim de. Onun yapılmasını sağlayan bir oyun motorudur bu arkadaşlar. Oyun motoru ne diye soracak olan arkadaşlar Google yazıp hemen bakabilirler. Oyun motorunun MetaHumans diye bir projesi var arkadaşlar. Ve şunu da not olarak eklemek istiyorum. Kripto paralarla bir bağlantısı olan proje değil bu bakın. Hani MetaHumans diye hemen yazınca hemen o kripto para projesi var hemen girerim diye düşünmeyin. Bunların kripto paralarla alakalı şu an için bir projesi yok ama oyun içerisinde meta karakterler yani meta humans adında bir şeyi çıkartacaklar bunlar ve senin gerçek yüzün nasıl görünüyorsa ağız yüz hareketlerini Bunları oyunun içerisine entegre etmek için bir altyapı oluşturuyorlar yani projenin temeli bu arkadaşlar. ve Bu çakal kardeşlerimiz de bunları fırsat bilip hemen sitelerinin ana sayfasına bunu koymuşlar bak öpücük pücük atıyor. Zaten baktığınız zaman da bir tane TikTok hesabının 16.12.2021 tarihinde bu videoları paylaştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan adamlar indirmişler kendilerine göre düzgün bir şekilde halletmişler. Belki başka bir yerden de temin etmiş olabilirler ama ben yine şuraya size iki tane link bıraktım. Bu linklerden de girip kontrol edebilirsiniz. Projeden mümkün oldukça uzak durmaya çalışın, mümkün oldukça yatırım yapmamaya çalışın. Belli yani bu kadar çok yalanın olduğu bir yerde zaten ne olur? Dolandırıcılık olur, üç olur ve şunu not olarak eklemek istiyorum. Şuradaki görselin de zaten çok böyle 3 saniyelik gibi 4 saniyelik bir görsel. Burada büyük ihtimalle After effectle. Böyle basit bir şekilde kendileri monte etmişler. Yani bu da bir animasyon tarzını düşünebilirsiniz. Hani şurasını animasyon olarak düşünebilirsiniz. Montajını yapmışlar. Bunu da After Effects'e yeni başlamış yani bir haftadır işte kullanmaya başlayan birisi çok basit bir şekilde entegre edebiliyor arkadaşlar. Benim de size bu konularla alakalı Söyleyeceklerim bunlar şöyle dız oturuşumuzla beraber hatta şöyle geçelim burada sitemizin içerisinde de detayları tekrardan yine şey yapayım size söyleyeyim ulaşabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.